Merhabalar. Acaba en sevdiğim rengi tahmin edebiliyor musunuz? İskoçyalı bir arkadaşım var. Vancouver'da yaşıyor. Kuzeni sanırım Türk'le evli ve küçük çocukları var. Onun ismi de Pembe. Ne kadar şirin, değil mi? Pembe diye ismi daha önceden duymamıştım ama çoğu şeyi duymamıştım ben Türkçe'ye gelince. Türkçe demişken Netflix'te yeni bir dizi izliyorum. Yani benim için yeni, sizler için belki eski olabilir, hiçbir fikrim yok. İsmini unuttum. Midnight at the Para Palace. Para Palace'ı. Aynı zamanda da Türkçe bir kitap okuyorum. Evet. Seneler önce Türkiye'deyken bir takipçim bu kitabı hediye etmişti ve açıkçası zorlandım okumakta. Hala zorlanıyorum. Okuma yazma benim için bayağı zayıf. Kullanmadığım bir lisan. Bu videolar sayesinde zaten Türkçemi geliştirebildim ve Türkiye'ye gittiğimde daha kolay bir şekilde insanlarla konuşabildim ama okuma ve yazmaya gelince çok daha zorlanıyorum. Sizler de ne tarz kitapları okuduğumdan bahsetmemi istediniz, neler okuyorum. Bugünkü videomda biraz ondan bahsedeceğiz, ondan sonra spora gideceğiz, ondan sonra çalışmaya devam edeceğiz, ondan sonra birkaç tane şey daha yapacağız. Öyle geçecek günümüz. Umarım hoşunuza gider. Ben sana daha sık böyle kitap okumak istiyordum. Genelde podcast ve dinlediğim audiobookları kolaylıkla tüketebiliyorum. Ama okumak zevkli bir şey ama nedense zaman ayırmıyoruz buna. Benim için sabahları kalktığımda kahve eşliğiyle yatakta okumak çok büyük bir zevk ve güne biraz daha böyle yavaş ve zevkli bir şekilde başlamamı elde edebiliyorum. Ya çok güzel cümleler de kuruyorum, farkındayım. Ve keşfettiğim bir şey, spor salonunda treadmill üzerinde, yani yürürken okuyabiliyorum. ADHD'm var, yani konsantre olmakta çok zorlanıyorum. ADHD nedir? Dikkat eksikliği ve hiperaktif bozukluğu. Oh, bozukluğu deyince çok güzel bir isim koymuşsunuz ya. Bozukluk. Böyle. Bu nedenle kitap okumayı biraz zor buluyorum. Dinlemeyi daha kolay biliyorum çünkü yürüyebilirim, ev işleri yapabilirim. Aynı zamanda birkaç tane şey yaptığım için biraz daha kolay geliyor benim için. Ama son 3 ayda bu kadar kitap okudum. Yes. Normal insanlar zaten bu kadar okuyor. Çok çok yeteneklisin. Aferin sana. Diyebilirsiniz ama benim için çok kolay bir şey değil. Ve fark ettim ki treadmill'da yürürken, yani yürüyüş bandında yürürken kitaba daha çok konsantre olabiliyorum. Neden bilmiyorum ama beynim bu şekilde çalışıyor ve artık herkes gibi çalışmasına zorlamayacağım ve benim için ne uygunsa onu yapmaya devam edeceğim. Neler okumuşum? Ödünç aldığım kitaptan bahsedeceğim. 7 Habits of Highly Effective People. Bilmiyorum, genelde böyle kitap videoları çekince insanlar ne kadar detaya giriyor hiçbir fikrim yok. Çünkü yaptığım bir şey ve izlediğim bir şey de değil. Etkili insanların yaptığı 7 habit. 5 AM Club. Bu sabah 5'te uyanırsan hayatın değişir gibisinden bir hikaye kitabı. Yani bu self-help ya da self-development kitapları gibi, yani size daha iyi bir insan olmayı nasıl öğretiyor o tarz bir kitap ama hikaye şeklinde yazılmış. Pek hoşuma gitmedi. Yazar iyi değil. Hikaye iyi değil. Ama okudum. Öğrendiğin şeyler iyi, rutinler iyi ama hikaye yok. Tavsiye etmem. Daha iyi kitaplar var. Ben okudum ama. Nedense bitirdim. Bir de pek iyi olmayan bu huyum var. Kötü demek istemedim bu huya ama oh, habit, huy. Yeah. Neyse. Kötü olan habit, huyum
Kitap olsun ya da film olsun, sevmesem de bazen bitirmek zorunda hissediyorum kendimi ve bitiriyorum. Bilmiyorum, tek olmadığımı biliyorum. Kesinlikle tek değilim. Bu kitaba bayıldım. All Her Secrets. Fiction, yani gerçek olmayan bir kitap, roman. Harika. Kadın, avukat, firma sahibi, patronuyla evlilik dışı ilişkisi var, affair var. Ama adam ölü bulunuyor. Ve onun hikayesi, kim yaptı, nasıl yaptı, neden yaptı, o tarz böyle murder mystery thriller tarz kitaplar benim çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir günde bitirdim. Reputation. Bu eğer Pretty Little Liars dizisini izlediyseniz onu yazan, bilmiyorsunuz, eminim biliyorsunuzdur, show olmadan önce kitaptı. Onu yazan kişi bu ve aynı şekilde birisi öldürüldü. Kim? Bilmek istiyoruz. Ama her chapter bir başka kadın tarafından yazılıyor. Yani onların görüşü. Harikaydı. Ben geç yatmayı sevmiyorum. Onda uyumuş oluyorum ama bitirmek için bu kitabı sanırım 12-1'e kadar bir akşam kaldım ayakta sırf bitirmek için. Bırakamıyordum. Reputation. Harika. Second Gothic. Gothic kitapları genelde okumuyorum. Pek de bilmiyordum bu janrayı. Ama nereden aldım? Airport neydi? Havaalanında aldım. Sonra Ernest Hemingway'in klasik kitaplarından biri. A Farewell to Arms. Dün bitirdim ve okuduysanız biliyorsunuz nasıl bittiğini. Üzücüydü. Öyle. Bu kadar. Bu kadar. Okay. Çalışmam gerekiyor. Ondan sonra sizlerle beraber spora gideceğiz. Spordan geldim ve 5 dakikadan az vaktim var çünkü toplantımız var Zoom'da ama yemeğimi hazırlamak istedim. Neler yaptım? Tortilla, okay. Onun içine daha önceden pişirdiğim tavuk, üstüne bu buffalo hot sauce var. Ondan sonra domatesleri yarıya kestim. Ay! Bu böyle küçük domatesler, cherry tomatoes. Böyle atıyoruz. Ondan sonra Iceberg Garden lettuce. Iceberg lettuce. Marul. Bu tarz marul. Üstüne ekliyorum. Ondan sonra Danish Blue Cheese. Buna mavi peynir diyeceğim ama eminim Türkçesi o değildir. İngilizce'de Blue Cheese. Bu şekilde ismini söylerseniz sevinirim. Ya da tabii ki ben de Google'a bakabilirim. Bundan biraz ekleyeceğim. Görmüyorsunuz tabii. Şöyle yapıyoruz. Evet. Ondan sonra aynı peynirin dressing. Ben bunu çok seviyorum. Üstüne koyacağım biraz. Daha önceden Blue Cheese'den nefret ederdim bu tarz peynirden ama son zamanlarda bayılıyorum. Ve aynı şeyi yemeyi çok seviyorum. Yerim.
Yarım, her gün yarım bazen. Hiç sıkılmadan. Ondan sonra bir gün alırım ağzıma ve artık bunu istemiyorum. Kokusu beni nefret ettiriyor. Hyperfixation diye bir şey. Yemeğe o şekilde odaklanıyorum, seviyorum. Bıkmadan yiyebiliyorum. Ondan sonra bir gün böyle ne olursa bir daha istemiyorum seneler boyunca. Şu andaki fixation'ım bu. Şöyle göstereyim. Ondan sonra bunu wrap haline getiriyorum. Öyle yiyorum. Kaçmam gerekiyor. Bu toplantıdan sonra yeniden görüşürüz. Bugün St. Patrick's günü olduğu için insanlar dışarıda ve üstümde de yeşil var. Arkadaşıma gidiyorum ama dışarı çıkmak yerine. Çünkü artık 33 yaşındayım, genç değilim. Dışarıda barlarda işim olmaz. Onun yerine düşürme. Arkadaşımın eve gideceğim ve ne zaman arkadaşımın eve gitsem bir şişe beraber içmek için, bir şişe de ona hediye, teşekkür ederim yemeğimi hazırladığın için demek aldım, hediye oluyor. Orada görüşürüz, bye. Günaydın. Ertesi sabah, dün akşam çok eğlenceliydi. Ne bileyim. Arkadaşımın evine gitmek, beraber yemek yemek, şarap içmek, konuşmak çok zevkli. Şimdi gün için hazırlanıyorum. Birazdan havaalanına gideceğim. Las Vegas'a gidiyorum. Heyecanlıyım ve eğlenceli olacak. Videoyu burada bırakacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Instagram ve TikTok'tan da takip etmek isterseniz linklerin bir kutusunda. Orada görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.